24 ekranlarından mutlu akşamlar. Küresel'le bir kez daha karşınızdayız. Bu akşam da birlikte küresel gelişmeleri değerlendireceğiz. Zira uluslararası ilişkiler ve diplomasi gündemi son günlerde bir soruya odaklanmış durumda. O da şu ki İran'la Amerika Birleşik Devletleri arasında yaşanan yakınlaşmanın nereye kadar gideceği. Gelin şimdi dilerseniz bu yakınlaşma nasıl başladı kısaca hatırlayalım ve bugüne kadarki gelişmeleri toparlayıp sorularımızı soralım. Ben Senişah Saltaş, Küresel başlıyor. Amerika-İran yakınlaşmasını konuşuyoruz. Peki bu süreç nasıl başladı, nasıl devam ediyor? Dilerseniz hep birlikte bir bu süreci hatırlayalım. Şimdi süreç Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı John Kerry ve İran Dışişleri Bakanı Cevaz Zarif görüşmesiyle başladı. İki Dışişleri Bakanı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi toplantısı sırasında düzenlenen nükleer 5+1'lerin toplantısında ve sonrasında bir araya geldi. İran'ın nükleer çalışmaları görüşülmüştü bu toplantıda. Zarif, çalışmalarımızın barışçıl olduğuna dair güvence vereceğiz dedi. Ardından da Kerry ile ikili görüşmenin haberi geldi. Böylece Obama-Ruhani görüşmesinin olabilirliğine ilişkin ilk sinyal de alınmış oldu. Peki bundan sonra ne oldu? Bundan sonra bu görüşmenin, yani Ruhani-Obama görüşmesinin de sinyalini biz almış olduk. Ama yüz yüze değil, telefonda bir görüşmeydi bu. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu sırasında görüşeceklerdi. Oda ve su bile hazırdı dendi. Fakat olmadı bu gelişme yüz yüze. Ne zaman oldu? Ruhani'nin New York'taki son saatlerinde telefon görüşmesinin haberi geldi ki bütün dünyada bu haberi büyük bir merakla bekliyordu. Ne zaman gelecek bu haber diye. Peki bu görüşmede neler öne çıktı? Bütün dünya bu görüşmeyi konuştu ama biz neleri konuştuk? 1979'dan bu yana bu düzeyde ilk temastı. Nükleer görüşmelerde anlaşma için kararlılık mesajı ön plana çıktı. İki ülkeden de talep karşı taraftan geldi iddiası vardı. İki ülkede bu görüşmeyi birbirlerinin talep ettiğini söyledi. Peki bu noktada biz hangi soruları soruyor olacağız? Dilerseniz ona bakalım. İşte sorulması gerekenler. Amerika Birleşik Devletleri İran yakınlaşması sürecek mi? Diplomatik dengeler nasıl etkilenir? Sürecin önündeki engeller neler? İşte bugün bu soruları sorup bunun cevaplarını arıyor olacağız. Şimdi kısa bir VTR'miz var. Hemen ardından buradayız. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında 1979'dan bu yana ilk defa devlet başkanı ve cumhurbaşkanı düzeyinde bir temas gerçekleşti. İran'daki cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ipi göğüsleyen reformist Ruhani, Birleşmiş Milletler'in 68. Genel Kurulu'nda verdiği olumlu mesajlarını. Önce Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Barack Obama, ardından da Ruhani, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda karşılıklı olumlu mesajlar verdi. Belki der arman ve amel peyveste munadiye. Koltuğa oturmasından bu yana değişim ve nükleer müzakerelerde çözüm söylemi öne çıkan Ruhani, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na ilk hitabında çağımızda nükleer silahlar ve diğer kitle imha silahlarına yer yok mesajı verdi ve Amerika Birleşik Devletleri ile farklılıklarımız yönetilebilir dedi. İki ülkenin liderlerinin uzun yılların ardından ilk defa aynı çatı altında bulunmasının yanı sıra Birleşmiş Milletler Genel Kurulu başka ilklere de ev sahipliği yaptı. Bu yıl ilk defa İran tarafından İsrail'e yönelik Siyonist rejimi ifadesi kullanılmadı. İsrail heyeti yine de Ruhani konuşurken salondan ayrılarak boykot etti. Amerika ise ilk defa bu protestoya katılmadı. Yakınlaşma süreci bununla da bitmedi. İran'ın yeni Dışişleri Bakanı Cevat Zarif de aralarında Amerikan Dışişleri Bakanı John Kerry'nin de bulunduğu 5+1 ülkelerinin Dışişleri Bakanları ile bir araya geldi ve burada çözüme yönelik söylemlerini sürdürdü. Zarif, çalışmalarımızın barışçıl olduğuna dair güvence vereceğiz dedi. Daha sonra Kerry ve Zarif'ten ikili görüşme haberi geldi. Bu gelişme Obama ile Ruhani'nin görüşmesi yönündeki beklentileri arttırdı. Ancak beklenen görüşme gerçekleşmedi. Ruhani'nin New York'taki son gününde ise iki liderin telefonda görüştüğü haberi geldi. Obama Ruhani'yi ülkesine dönmek üzere havaalanı yolundayken aradı ve son dönemdeki olumlu sözleri ve tavrı için teşekkür etti. Aynı zamanda iki lider nükleer dosya konusunda karşılıklı beklentileri karşılayan bir anlaşmaya bir an önce varılması konusundaki ortak dileklerini dile getirdi.
Bu 1979 yılından beri bir Amerikan başkanıyla bir İran Cumhurbaşkanı arasındaki ilk temas olarak kayıtlara geçti. Görüşmeyle ilgili açıklama yayınlayan Obama'nın İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamenei'nin nükleer silahların geliştirilmesine karşı fetva yayımladığını hatırlatması da önemli bir detaydı. Ruhani ülkesine dönüşünde protesto edildi. İsrail'dense Amerika Birleşik Devletleri'ne çeşitli tonlarda tepkiler var. Ancak kısa süre sonra iki ülke takımları arasında bir dostluk maçı planlanıyor. Bunun yanı sıra İran'dan Amerika Birleşik Devletleri'ne direkt uçuşlar konusunda istekli oldukları yönünde açıklamalar geliyor. Evet, konuyu masaya yatıracağız. İki değerli uzman konuğum var. İstanbul ve Ankara'da İstanbul stüdyomuzda Sayın Doktor Ahmet Kasımhan, hoş geldiniz. Ankara'daysa Doçent Doktor Mehmet Şahin var. Sayın Şahin, siz de hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum, sağ olun efendim. Şimdi dilerseniz biz Ahmet Hocam'la başlayalım burada. 1979'dan bu yana ilk görüşme neden bu kadar beklendi? Bu soruyu size yönelteyim. Bu şekilde başlayalım. Yani birçok nedenle ya da eşyanın doğası sebebiyle bu kadar beklendi. İran'daki rejimin belli bir söylemi var. Amerika Birleşik Devletleri'ne yönelik de belli bir okuması var. Amerikalıların da İran'daki rejime yönelik belli bir söylemi ve belli bir okuması var. Bu okuma ve bu söylemin sertleşme noktasını İran devrimi içerisindeki bir aşama olarak almak lazım. O da Amerikan Büyükelçiliği'nin işgali aşaması. Amerikan Büyükelçiliği'nin işgali ve müteakiben Amerikan diplomatik personelinin rehin tutulması İran'da, Tahran'da. İki ülkenin ilişkilerine bir daha tamir edilemez gibi gözüken bir ciddi, yani en azından uzun dönem tamir edilemez gibi gözüken bir ciddi darbe vurmuştu. Bu darbenin arkasından da iki ülkenin ilişkilerini toparlaması mümkün olmadı. Ne İran'ın Amerika'nın İran'da rejim değişikliği istediği yönündeki algısı zayıfladı ya da ortadan kalktı. Ne de Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'ın bölgede Amerika'nın kurmaya çalıştığı dengeleri bozucu ve İslami radikalizmini ihraç edici bir ülke olarak hem bölge hem küresel dengeleri bozmaya, sarsmaya çalıştığı yönündeki algısı değişti. Bu algı zaman içerisinde çok da gerçekçi olmadığını şimdiden söyleyebileceğimiz kimi başka unsurlarla da zenginleşti. Örneğin işte İran'ın bir biçimde haydut devletler arasında sayılması ve İran dış politikasının bölgede İsrail'in güvenliğini, ki Amerika'nın öncelikli çıkarları arasında bir tanesi İsrail'in güvenliğini koruması. İsrail'in güvenliğini korunması noktasında Amerika Birleşik Devletleri'nde İsrail'den de kaynaklanan ciddi bir takım kaygılar yaratıyor olması. Aynı zamanda Körfez ülkelerinin, Amerika'nın hem önemli partnerleri hem de dünyanın son derece önemli petrol üreticileri arasında yer alan Körfez ülkelerinin, bunların arasında işte Birleşik Arap Emirlikleri'ni, Katar'ı, Umman'ı, Bahreyn'i ve Suudi Arabistan'ı tabii en başta sarmak lazım. Bunların İran'ın bölgedeki dengeleri bozmak ve kendi aleyhlerine yeni bir denge kurmak için çaba sarf ettiğine yönelik algıları. Yani bunu genellikle bu konuda analiz yapanlar kaçırırlar. Evet, İsrail'in güvenliği önemlidir ama aynı zamanda bölge ülkelerinin İran'dan algıladıkları tehdit de önemlidir. Bu nükleer dosyada bunun önemli bir parametresi aslında. Neden öyle söylediğimi daha ileride gelebiliriz diye düşünüyorum. Bir de bunlar meselenin üzerine binince İran-Irak Savaşı esnasında İran rejiminin Irak'a verilmiş Amerikan desteğinden duyduğu büyük rahatsızlık. Bu desteğin kimyasal silah kullanımı durumunda bile Amerika'nın Birleşmiş Milletler sistemini bloke etmek yönünde tercih kullanmasıyla İran'da çok ciddi bir mağduriyet ve tehdit algısına dönüşmesi. Amerika'nın tarafında İran'ın bölgedeki irredentist, Amerika tarafından kabul edilen kimi örgütlere verdiği destek. Bunların arasında en önemlilerinden bir tanesi malum Hizbullah. Ve anti-Amerikan söyleminin, işte büyük şeytan söyleminin, o retoriğin, o anlatının devam etmesiyle Amerika'da da gittikçe artan bir doğrudan tehdit algısının zenginleşmesinin, 11 Eylül sonrasında ortaya çıkan radikal İslam
yönlü tehdit algısının Amerika Birleşik Devletleri'nden ve terör, buna bağlı terör algısının gene bence son derece mantıksız bir biçimde İran'ın üzerine, ki yani İran üzerine şey yapılması, bulaştırılması da mantıklı bir hareket değildi ama İran üzerine de bulaştırılması. Ve bu iki tehdidi birbirleriyle eşitlemek yönündeki Amerikan eğilimi. Bunların üzerine sık sık bu konuda katıldığımız toplantılarda dile getirilen ABD'de gerçek anlamda İran uzmanlarının bulunmamasını yarattığı etki. Var olan İran uzmanlarının belli tellerden çalmakta amiyane tabiriyle ısrarı. İran'da da Amerikan aleyhtarlığının bir anlamda rejimin devamlılığının temel argümanlarından bir tanesine dönüşmesi. Liderlerin yapısı İran'da sürekli arz eden, Hümeyni'den Ali Hamane'ye geçmiş olan o Amerika'nın İran'ın iç işlerine her halükarda müdahale etmeye çalıştığına yönelik rejimi her halükarda dönüştürmeye, değiştirmeye çalıştığına yönelik inanç. Amerika'da da işte gelen giden başkanlar arasında değişen atmosfer basınçlarıyla olmakla birlikte ciddi sürekli olarak içeriği şişiren, işte en önemli örneklerini George W. Bush'ta gördüğümüz türde bir İran rejimi algısı. Yani karar alıcıların karakterleri, karşılıklı yönetimlerin karakterleri. Bu mesele üzerinde, bu animosite üzerinde, bu düşmanlık üzerinde belirleyici faktörler oldular. Yani işte saymaya başladık, ne kadar oldu? 5 dakikadır. Bir özeti anca 5 dakika sürüyor. Yani çok uzun bir liste iki ülkenin birbirleriyle ilgili algıladıkları, ters diyeyim algıladıkları, birbirlerinin çıkarlarına ters düşer biçimde algıladıkları unsurlar uzunca bir liste oluşturuyorlar. İranlılar haksız mı? Haklı oldukları bir sürü şey var. Doğru. Yani Amerika'nın Musaddık'tan beri İran'ın iç işlerine müdahale ettiği, İran'ın bugünkü yöneticilerinin büyükçe bir bölümünün Şah'la olan mücadelelerinde sadece Amerika'nın bir kuklasıyla mücadele ettiklerine dair algıları, buna eşlik eden devrim sonrasında devrimin, İran İslam devriminin ni mütakip ortaya çıkmış olan ortamda Hümeyni'nin özellikle şimdi bugün o günün tarihini okuduğumuz zaman algılayabildiğimiz kadarıyla belki Hamene'in ve mesela Rafsanjani'nin değil ama özellikle Ayetullah Ruhullah Hümeyni'nin Amerika Birleşik Devletleri ile yani bir önceki patronaj rejimiyle olan bütün ilişkilerin koparılması yönünde ki tercihi desteklemesi ve bunun sonucunda işte malum rehineler krizinin patlak vermesi gibi etkiler bir araya geldiler ve bugünkü durumu ortaya çıkardılar. Yani karşılıklı güvensizliği. İran rejiminin temelinde oynadığı oyun aslında basit bir oyun. Ben hiçbir surette yani konuşmanın içerisinde tekrar tekrar geldiği zaman belki bir daha söyleme fırsatı olacak ama hani son söyleyeceğimi baştan söyleyeyim derler ya, ben İran rejiminin bir nükleer silah peşinde olduğuna inananlardan değilim, hiç olmadım. Ben İranlıların nükleer kapasite peşinde olduğunu düşünüyorum. Yani bombaya bir tornavida uzaklığında kalmayı tercih edeceklerini, o denemeleri en azından İran topraklarında gerçekleştirmeyeceklerini. Evet, Obama'nın da bu konuda bir açıklaması var ki bir yıl diye bir süre koymuş. Birazdan o haritayı da göstereceğiz. Arkadaşlar hazırlarlarsa eğer bir haritamız var. Orada da işte İran'ın hangi bölgelerinde nükleer tesisler var, birçoğunun da gizli olduğu söyleniyor. Sizin evet, de belki ama yani sonunda İran'ın yani bütün bu tesislerle elde etmeye çalıştığı şey nükleer bir silahı yapabilme kapasitesi. Aktüel olarak silaha yani elle dokunulur bir biçimde sahip olmak istediklerini düşünmüyorum. Bunun başlarına ne çeşit sıkıntılar açabileceği konusunda son derece uyanık, uluslararası politika tecrübesi olan, entelektüel birikimi olan, bu bölgede iddialı dış politika yürütmeye çalışan birçok ülkeden çok daha birikimli bir dış politika ve stratejileri var İranlıların. Yapmaya çalıştıkları şey temelde iki parametre üzerine oturan dış politikalarını güvence altına almak. Yani o hareket serbestliğini korumak. İşte onu nasıl yapıyorlar belki ilerleyen sorular içerisinde tartışırız. Şimdi nükleere tekrar dönelim ama ben bu neden şimdi sorusuna odaklanmak istiyorum. Bu noktada Ankara'ya döneceğim. Sayın Mehmet Şahin bizi duyabiliyorsa bu soruyu size yönelteyim hocam.
Neden şimdi ilişkiler sıcaklaştı? Siz bir dönem İran'a da gittiniz, orada görüşmelerde de bulundunuz. Bir rapor yazmıştınız, orada da seçimlerle İran'da çok fazla şeyin değişmediğini söylemiştiniz aslında. Siz nasıl okuyorsunuz havayı şu anda? Evet, bir ay önce yine İran'da bir haftalık bir gezi ve görüşmelerde bulunma imkanım oldu. Orada da aslında İran'ın son dönem iç siyaseti konusunda ne durumda olduklarını yakinen görme imkanımız oldu. Niye şimdi Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında ilişkilerde bir yakınlaşma meydana geldi? Bu aslında yaklaşık bu Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndaki görüşmeden bu yana... Genelde baktığımız zaman İran dış politikası tabii bir acem diplomasisi var ama bu İran'ın başarısı gibi sunulmaya çalışılıyor. Veya İran'daki 1970'ten bu yana İran'ı yöneten dini rejimin başarısıymış gibi sunulmaya çalışılıyor. Aslında İran tarafından baktığımızda bu rejimin ortaya koyduğu başarısızlığın bir sonucu olarak ortaya çıkıyor. Çünkü İran'da ciddi bir ekonomik krizle İran karşı karşıya. Bunun üzerinde çok durulmuyor. Biliyorsunuz 2006, 2007, 2008 ve 2009-10 neredeyse her yıl yaklaşık yılda bir defa olmak üzere Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin aldığı kararlar var, biliyorsunuz yaptırım kararları. Bunun dışında Amerika Birleşik Devletleri'nin, Avrupa Birliği'nin tek taraflı olarak aldıkları yaptırım kararı var. Özellikle son yaptırım kararlarında İran'ın petrol satışına yönelik ve bankacılık sistemine yönelik alınan kararlar İran ekonomisini ciddi bir şekilde etkilemiş durumda. Şimdi hem de dış politikada ve uluslararası alanda ve bölgesel politikada da ciddi sorunlarla karşı karşıya kaldığını görmek lazım. Ama ben bu yakınlaşmanın en önemli sebebinin açıkçası İran'daki rejimin yaşamış olduğu, rejimden dolayı yaşanan ekonomik sıkıntı olduğunu düşünenlerdenim. Tabii ki peki Amerika Birleşik de İran tarafından böyle bir zorunluluk İran'ı bir ilişkiye sürüklemiş olabilir. Çünkü eğer bu ekonomik yaptırımla, ekonomik sıkıntıdan kurtulması için Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin, ABD'nin ve Avrupa Birliği'nin özellikle tek taraflı yaptırımlarından kurtulması için bir nükleer müzakerelerin bir sonuca bağlanması gerekiyor. Eğer bu konuda Batı ile anlaşamazlarsa, 5+1 ile anlaşamazsa eğer İran'daki rejim, bu ekonomik baskı önümüzdeki süreçte İran halkı için daha çekilmez bir düzeye gelecek. O açıdan İran'daki yeni rejim aslında seçim öncesinde bunu gördü. O açıdan 680 küsur adayın içinden biliyorsunuz 8 adayı ön plana sürdüler ve bir tanesini de reformcu olarak sundular. Bunu özellikle söylüyorum, sundular diye. Çünkü hatırlayalım, Ruhani biliyorsunuz hem Batı eğitim alan, hukuk eğitim alan bir kişi, aynı zamanda da kum eğitim olan bir tanesi. Yani rejimin tercihi. Aslında İran'ın hem iç siyasetteki hem dış politikadaki sıkışıklığını aşmak için Ruhani iyi bir adaydı ve rejim tarafından da bu ileri sürüldü ve seçilmesi sağlandı. O açıdan İran 5+1 ile yürütmüş olduğu müzakerelerden kurtulmak için yeni bir çıkış arıyor. Yeni başkanla ve yeni dış politik söylemle. Bu şekilde görmek lazım. Peki Amerika Birleşik Devletleri ve Batı niye bunu olumlu karşıladı? Şimdi Orta Doğu'da da ciddi gelişmeler yaşanıyor. 79'dan bu yana biliyorsunuz diplomatik anlamda, siyasi ve ekonomik anlamda yaptırımlar uyguluyorsunuz. Rejimin değişmesini istiyorsunuz ve şer ekseni olarak tanımladığınız bir devleti bir türlü istediğiniz hizaya dış politikada getiremiyorsunuz. Özellikle Obama yönetiminde Amerika Birleşik Devletleri'nin dış politikasına baktığınızda daha çok Bush dönemi dış politikasından farklı olarak diplomasiyle sorunları çözme yönünde bir irade beyanının olduğunu görüyoruz. Ama bölgesel sorunları çözmek için de İran'la masaya oturmak gerektiği en azından Suriye'deki yaşananlar göz önüne bulundurulduğunda daha net ortaya çıkıyor. O açıdan hem Amerika Birleşik Devletleri mevcut, Amerika'da da biliyorsunuz ekonomik sorunlar yaşanıyor son dönemde, Amerika'nın iç ve bölgesel sorunları çözmek için Irak'ta geçmiş dönemde olduğu gibi biliyorsunuz görüşmeler de devam ediyor. O açıdan hem bölgesel sorunlarının çözümünde acaba İran'daki rejimi
yapıcı angajmana çekebilir miyiz girişiminin olduğunu da görmek lazım. Burada hem Amerika Birleşik Devletleri ile dolayısıyla Batı ile 5+1 ile İran'ın arasındaki sorunun çözüm noktası nükleer müzakerelerin nereye gideceği ile ilgilidir. O açıdan hem Batı'nın, hani Amerika Birleşik Devletleri'nin daha doğrusu, hem de İran'daki rejimin yeni bir süreci yakalama konusunda istekli oldukları gözüküyor. Hatta İran'ın tavrına baktığımızda aslında yapıcı bir yaklaşımla ortaya çıkarak kadar istekli olduğunu da göstermeye çalıştı. Şöyle yaklaşıyorum. Sayın İki Şahin, burada bir virgül koyalım. Burada bir virgül belli koyalım. Sebeplerden dolayı. Çünkü reklama çıkmam gerekiyor. Biraz sonra devam edelim. Kısa bir aramız var. Hemen ardından tekrar buradayız. Tekrar merhaba. İran-Amerika Birleşik Devletleri yakınlaşmasını konuşmaya devam ediyoruz. İki değerli uzman konuğum var İstanbul, Ankara'da. İstanbul stüdyomuzda Sayın Doçent Doktor Ahmet Kasıman, Ankara'daysa Doçent Doktor Sayın Mehmet Şahin. Sayın Han, sizinle devam edelim dilerseniz. Sayın Şahin şöyle söylemişti. Buradaki temel sebep ekonomik sıkıntılar bu yakınlaşmadaki. Suriye ve nükleer müzakereler de diğer belirleyici meseleler dedi. Siz buna katılıyor musunuz? Ekleyeceğiniz bir şey var mı buraya? Yani tabii bunlar ana başlık konuları. Belki bunun arkasına yapısal bir açıklama koymak gerekirse İran rejiminin bir numaralı kaygısının devamlılık olduğunu söylemek lazım. Bu devamlılığı riske eden her tür gelişme İran rejimi tarafından hayati görülür. Bu yaptırımlar çok uzun zamandır devam ediyor ve İran halkının hakikaten sıkıntı duymaya, çekmeye başladığı bir hal almaya başladığı hikaye. Tabii şunu da söylemek lazım. İran birçoklarının düşündüğünden ya da dünyada birçok ülkenin bunlara dayanabileceğinden çok daha uzun zamandır dayanıyor. Halkın bir kere lüks tüketim alışkanlığı yok. İşte böyle büyük borçluluklar yok. Elinin altında önemli bir kaynak var, petrol. Onu şu veya bu biçimde satıyor işte. Yani altına karşılık satıyor, hiçbir şey için satamıyorsa. Ve dolayısıyla da bir dengeyi sürdürebiliyor. Ama bu denge artık sıkıntılı bir hal almaya başladı ve sıkışıyor İran. Bu bir risk. Böyle bir riski almak İran yönetimi istemez. Devamlılığı sekteye uğratmak istemez. Halkın tepkisinin sokaklara yansımasını arzu etmez. Hatta İranlı yöneticiler, İran'ı yöneten elit şu konuda bile çok hassastır. Herhangi bir seçim yapıldığı zaman o seçime katılım oranlarının yüksekliği İran'da rejimin bir anlamda tekrar halk tarafından teyidi, devamlılığının, tercih edilirliğinin teyidi olarak görülür. Bir önceki seçim bu bakımdan iyi bir sınav değildi. Bu seçimde halkın ilgisini de canlı tutmak, politikaya olan inancını korumak gereksinimi de vardı. Bütün bu tepkileri ortadan kaldıracak bir aday ortaya çıkarmak gerekiyordu. O aday tabii bundan önceki söylemi benimseyip yürütecek bir aday da olamaz. Çünkü onun sonuçları zaten belli. Bir değişim sinyali vermek gerekiyordu. Bence hani benim okuduğum kadar İran yönetimi de haydaydı. Amerikan dış politikasını okuyabiliyor. Ve orada gördükleri şey bence çok net. Dışarıda ne söylerle söylesin İran Dışişleri Bakanlığı'nı ve politikayı yürütenler şunu görüyorlar. Amerika Birleşik Devletleri, özellikle Başkan Obama, hani bu dünyada İran'ı bombalamayı en az isteyen grubu belki bugün oluşturuyor. Çünkü bunun sonuçlarına ilişkin olarak Obama'nın ciddi ve bence gerçek endişeleri var. Bu durumu bir fırsat olarak gördü İran yönetimi diye düşünüyorum. Aylardır başlarına gelmemiş olmasını da bence bu fırsat algısını bir biçimde güçlendirdiğini düşünmek gerekir. Yani Amerika, İsrail'in baskısına rağmen
çok uzun bir zamandır İran'a askeri müdahaleden kaçınıyor. Bunun yerine ekonomik yaptırımları ağırlaştırıyor ve İran'ın o manada iki dizinin üstüne çökmesini bekliyor. İki dizinin üstüne çökmesini İranlılar da bekleyebilirlerdi belki nefeslerini tutup, ama bu çok geç olabilirdi. Halktaki rahatsızlık idare edilemez boyutlara ulaşabilirdi, ya da idare edilemez demesek de oldukça pahalıya idare edilebilirdi, bir duruma gelebilirdi. Rejimi tehlikeye atacak. Bu yüzden bu yüzden rejimi tehlikeye atmayacak noktada bu fırsatı, bence pencereyi değerlendirmeyi tercih ettiler. Zaten bu İranlılara uzun zamandır birçok tarafsız gözlemci tarafından da anlatılan bir şey. Yani Amerikalıların aslında yani belki İran rejiminden doğru mutlu olmadıkları bir gerçek. Ama hani bunu bombalayarak ortadan kaldırmanın da bir fazla hani bu şartlar altında iyimser bir senaryo olduğunu, gerçekçi olmadığını biliyorlar. İkincisi de hani İran'ı bombalamanın maliyetlerine kimsenin katlanabilecek nefesi yok. Evet, ABD'de ne iktisadi olarak, ne kredibilite olarak, ne Orta Doğu'daki kredibilite olarak yok. Dolayısıyla Amerikalılar da ruhani'de bir fırsat gördüler. Ha, bir de bir şey daha var. Tabii en önemli soru belki de bu. Hani bugün ne oldu diye sorarsanız, aslına bakarsanız, bana sorsanız bir şey olmadı. Yani İran'la Amerika görüşmeye başladı. Peki görüşmeye başladı da ne olacak? Yani şunu düşünüyorsanız, evet bunlar büyük bir ilerleme, kabul edilebilecek gelişmeler. Yani İran nükleer bomba yapmak istiyordu. Fakat iktisadi baskıların altında işte rejime ilişkin kaygıları ortaya çıktı. Ambargo büyük zarar verdiği için fikrini değiştirdi. Şimdi Amerika ile masaya oturacak ve artık bir orta yol arayışı içerisine girecek. Eğer böyle düşünüyorsanız burada bir vaka görüyor olabilirsiniz. Ben öyle düşünmüyorum. Onun için burada böyle bir önemli bir vaka da görmüyorum. Nihayetinde konuşarak İran'ın istediğini yapacağı bir ortam var bugün. Amerikalıların bombalamak istemedikleri aşikar. Bombalamadıkları sürece buna engel olamayacakları aşikar. Bombalasalar da buna engel olma ihtimallerinin çok düşük olduğu aşikar. İranlılar zaten aktüel olarak bombayı talep etmiyorlar. Onlar da öyle bir şey içerisinde değiller. Kapasiteyi talep ediyorlar. Bu kapasiteyi talep ettiklerini kendileri uluslararası kamuoyuna defaten değişik ve kendi üsluplarınca anlattılar. Şu anda da bu kapasite talebinden vazgeçecekleri hiçbir gelişme olmayacak. Peki. Masanın etrafında. Şimdi ben başka bir boyutuna geçmek istiyorum işin. Siz gerçi beklentinizi çok yüksek tutmadığınızı söylüyorsunuz ama oldu ki bu yakınlaşma başarıldı. Rusya, Çin, İran, Suriye dörtgeni var. Çok ciddi bir dörtgen. Ankara'ya dönelim bu noktada. Sayın Mehmet Şahin Hocam, sizin görüşünüzü merak ediyorum bu konuda. Rusya, Çin, İran, Suriye dörtgeninde durum ne olur eğer başarılırsa ilişkilerdeki yakınlaşma gerçek anlamda? Eğer Amerika Birleşik Devletleri ile yaşanan yakınlaşma, yeni diplomasi sonuç verirse, ki bu biraz önce söylediğim gibi nükleer müzakerelerin bir sonuca bağlanması, olumlu bir sonuca bağlanmasıdır bence en önemli nokta. O zaman bölgesel dengelerde de bazı şeylerin değişeceğini görmek lazım. Bu defa karşımızda yapıcı bir İran'la da karşı karşıya kalabiliriz. Kendi sorununu çözmüş, Batı'yla olumlu anlamda diplomatik ilişki kurmuş bir İran, bölgedeki sorunların çözümünde de yapıcı rol oynamak zorunda kalacaktır. Yani bölgede işi bozan bir İran değil de mesela Suriye konusunda daha yapıcı davranan veya Irak'taki yaşanan sorunlar konusunda daha yapıcı davranan ve dünyayla ve bölgeyle barışık olmaya çalışan bir İran'la karşı karşıya kalabiliriz. O açıdan bugün bir anlamda Batı karşısında sizin de bahsettiğiniz gibi bir işte Esad'ın Suriye'si, Rusya, İran ve Çin ekseni gözükse de kendi sorununu çözdükten sonra İran'ın pragmatik politikalar takip ederek, ki İran bunu hem Şah döneminde zaman zaman ortaya koymuştur, hem de 1979'daki İran-İslam devriminden sonra ortaya koymuştur. Büyük bir diplomasi geleneğine sahip olmasının da vermiş olduğu bir deneyimle pragmatizmi tekrar dış politikasında ön plana çıkartabilir diye düşünüyorum. O açıdan bugün gözüken Suriye temelli olarak gözüken o bloklaşma da İran daha yapıcı bir politika takip edebilir. Tabii bu Türkiye'nin de aslında faydasınadır diye düşünüyorum. Çünkü son dönemlerde
Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki yakınlaşmanın bu büyük bir başarı olarak ve bu başarıda da en zararlı çıkacak ülkenin Türkiye olduğu konusunda yazılıp çizildiğini görüyoruz. Ben bunun doğru olduğunu düşünmüyorum. Çünkü Batı ile barışık eğer böyle bir sonuç ortaya çıkarsa İran'ın Türkiye açısından faydalı olacağını düşünenlerdenim açıkçası. Çünkü yanı başınızda ki güçlü bir komşu eğer sizin müttefikleriniz de sorun halindeyse, sorun yaşıyorsa bu sizin de dış politikanıza sorun yaratacak demektir. Nitekim bunu Irak'ta görüyoruz. Bunu Suriye'de görüyoruz. Çünkü İran'ın bölgede kullanabileceği argümanlar var. Ama dünya ile barışık bir İran'ın daha yapıcı bir politika takip edeceği bölgeden ve bunun da Türk dış politikasına rekabet olsa da fayda sağlayacağını düşünenlerdenim. Çünkü Orta Doğu'da şöyle yaklaşılıyor siyasete, dış politikaya. Yani bir sıfır toplamlı oyun olarak yaklaşılıyor. İşte İran kazanıyorsa mutlaka Türkiye ve bölgedeki rekabet içinde olduğu ülkeler zararlı çıkıyor yaklaşımı var. Bunun doğru olduğunu düşünmüyorum. Bir gelişmeden iki ülkede faydalı olabilir. O açıdan yeni İran'ın yeni söylemiyle birlikte eğer dünya ile barışık hale gelirse bundan Türkiye ve bölge karlı çıkacaktır diye düşünüyorum. Tabii ki İran ve İran halkı da bundan karlı çıkacaktır. Peki, çok teşekkür ediyorum. Şimdi Sayın Ahmet Kasımhan hocama döneyim. Ben son bir cümleyle bir toparlayacak olursak buraya ne eklersiniz? Çünkü kapatmak üzereyim. Bir dakika kadar bir sürem kaldı. Anladım. Yani Rusya, Çin, Suriye, İran diye bir dörtlü denklem var Orta Doğu'da bugün. Bu doğru. Fakat bu nükleer müzakerelerin biraz evvel söylediğim gibi bir şeyi dönüştürmesi, değiştirmesi falan söz konusu olmayacak. Bunların sonu İran'ın uluslararası toplumla ilişkilerinin düzelmesi olacaktır ama İran'ın nükleer kapasite elde etmesinin önünde durmayacak bu müzakereler. Nükleer kapasiteyi bir kere elde etmiş olan İran, rejimi korumak açısından bugüne kadar yürüttüğü iki temel argümanlı stratejiyi sürdürecektir. Bir sıkıntı, bir de red cepheleri var bu diplomatik stratejinin. İran kendisiyle, kendi rejimiyle uğraşan herkese bir sıkıntı yaratabilme kapasitesine sahip ve kendi üzerine güç yansıtılmasını da reddedebilecek noktada. Bir nükleer kapasite bu iki politikayı sürdürmek konusunda İran'a bir şemsiye sağlayacaktır. Bu bölgesel aktörler için yıkıcı bir rol anlamına gelebilir. Çünkü öyle bir İran bölgede çok daha aktif olacak. Bunun ne Arap ülkeleri tarafından olumlu karşılanacağını düşünüyorum. Amerikalılar açısından oynanabilir bir partner haline dönüşmesi ise Amerika'nın partneri olmak konusunda hevesli olan ülkelerle ilgili olarak sıkıntı yaratacaktır. Yapıcı bir rol oynar mı İran Suriye'de? Yapıcı bir rol oynar ama oynayacağı yapıcı rolü düşünürken şu soruyu aklımızda tutarak mevzuyu ele almak gerekir. Onu da, o soruyu da alalım, kapatalım. Soru şu, Rusya'nın Suriye'nin bombalanmasına engel olarak ortaya koyduğu kimyasal silah formülünü yapıcı bir katkı olarak mı değerlendireceğiz? Yoksa Rus stratejisinin devamı, Suriye rejiminin devamlılığını garanti altına alan bir strateji olarak mı değerlendireceğiz? Tamam. Yapıcılığın bin yüzü var. O yapıcılığın yüzlerinden hangisini oynayacakları İranlara kalmış bir konu. İran dış politikası her daim pragmatiktir. Tamam. Süremizi bayağı bir açtık. Çok teşekkür ediyorum. Tabii ki konular uzun, süre kısıttı. Çok teşekkürler. Ayağınıza sağlık geldiğiniz için. Sayın Mehmet Şahin, size de çok teşekkür ediyorum Ankara stüdyomuzdan bize katıldığınız için. Evet, İstanbul stüdyomuzda Sayın Doktor Ahmet Kasımhan Ankara'daysa Doçent Doktor Mehmet Şahin vardı. İran-Amerika yakınlaşmasını konuştuk. Haftaya küreselde yeniden buluşmak dileğiyle şimdilik hoşçakalın.